Niye böyle oluyor demiş yani adam şimdi. Şey, e niye böyle oldu kardeşim? Üzümü yiyebiliyorsun. Şırayı içebiliyorsun. Şarap olunca haram oluyor. E şimdi bunu sen akıl bunun noktasını çözebilir mi? Bu niye helal, bu niye haram? Hikmetini araştırabilir, anlayabildiği kadar bir yere ulaşabilir. Ama din nakilledir, vahiyledir, ayetledir, hadisledir. Dinde akıl yürütülmez. Çünkü akıl yürütürsen dinde ne demeye gelir bu iş? Efendim adam der ki, şimdi efendim spor yapıyoruz. E, bu namaz spor yapmayanlar içindir. Onun için e, biz spor yaptığımızda namaz alıcım yok. Öbürü der ki, biz diyet yapıyoruz. Diyet listesinde uyduğumuz için ömür boyu zaten ben diyet yapıyorum. Ramazan oruca falan lüzum yok. Öbürü akıl yürütür e, efendim değil mi? Ben de dayımı seviyorum. Allah niye mani oluyor kardeşim? İnsan sevdiğinden niye ayrı ola? Dayımla evleneceğim. Yani bunları denmedi mi? Dendi. E biz diyoruz ki din nakilledir, teslim olur. E tabi teslim olacaksın. Sen şimdi burada dayımı sevdim, evleneceğim diye nasıl dersin? Veyahut da namaza ne lüzum var, spor yapıyorum, nasıl dersin? Efendim, hacca ne lüzum var, bilmem ne, turizm seferidir, ondan sonra Araplara para mı yedireceksin, Araplar zaten zengin, onlar bize para versin, hacca ne lüzum var. E bu akıl yürüttüğün zaman buralara doğru Gittiler bu akılcılar. Yani din diye bir şey kalmıyor. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa depremden, efendim maddi işlerden köprüyü sağlam yapmakta, hastaneler kurmakta, tıbbi araştırmalar, buluşlar yapmakta öyle mi? Ne dedim? Mars'tan su arayacağınıza, depremin alta doğru, yukarı doğru çıkacağınıza, aşağı doğru inin de biraz önce 12 saniye değil de 12 dakika önce depremi araştırıp da bulacak cihazlar kurabilirseniz ben buna en büyük duacıyım ve destekçiyim. Çünkü bütün milletin hayatını ilgilendiriyor. Sen mali hulliyalar peşinde koşup Mars'ta su varsa ya Mars'ta su var tamam aşağıyı hallettik mi? Altyapımız tamam mı? Bir deprem gelse sağlam olduğumuz garantimiz varsa her işimiz dört başı mamur. Ondan sonra fazla da param varsa Mars'ta da su var mı diye bak. E sen daha dünyayı halletmemişsin. Dünyanın dışına çıkma uğraşıyorsun. Ben sana bundan diyorum ki akılsızlık yapıyorsun. Yoksa uzay araştırmalarında ne mani var? Ama senin bütçen, paran daha şurada e, insanların evlerini sallandığında kurtaramıyor. Toplanma yerin bile yok. Bu, bu kadar zor bir zamanda, durumda neden bahsediyorsun? Ben sana onu soruyorum, söylüyorum. Ben ona karşı mıyım? Yok kıyamet koparsa burada Mars'a kaçarız diyorsun. Saçma sapan konuşma diyorum. Kıyamet kopunca güneş de bitiyor. Sistemlerin tamamı çöküyor. İzleşen çöküyor. Eden cum kederat. Yıldızlar dökülüyor. Güneş dökülüyor. Ayetlere göre sen Kur'an'a inanan bir Müslüman olarak kıyamete karşı Mars'ta ne tedbir alabilirsin diyorum. Bu bunlar ne demek yani? Teknolojiye karşıyız mı demek? İnsanlara faydalı olan tıpta ilerlemek, deprem bilgilerinde ilerlemek, efendim insanların bedenine, malına, canına faydalı olan her şeyde ilerlemek İslam'da teşvik ediliyor. Asla geri durmakları için bırakın bu işlere uğraşmayın diye bir ayet hadis yoktur. Aksine sahi için, gayret için, amel için, insanlara menfaat veren buluşlara iştirak için teşvikler vardır, ayetler, hadisler vardır. Onun için biz burada dinimiz akılla çözülmez diyorsak, dinimiz akılla anlaşılmaz demek istemiyoruz. Ama dinimizin emirleri, yasakları, helalları, haramları akılla çözülebilecek, meclis kurulup rey verilip reyle geçirilebilecek bir şey kanunlara benzemez. Çünkü bunlar Allah'ımızın sünnetullahıdır. Değiştirilemez kanun ve kaideleridir. Son şeriat gelmiştir. Kıyamete kadar da baki kalacaktır. Onun için daha bunda esteme payı yoktur vahilerde. Bunu söylüyoruz sen bunu getirip de hoca gericidir, yobazdır, bütün teknolojiye karşıdır. Millet de zannedecek ki şu duayı oku, ondan sonra yıkılacak evde yat. Hoca da böyle diyor zannedecek. Yani Merdan Bey kardeşime de rica ediyorum, e, beni bu şekilde tanıdıysa, onun vesilesiyle de nice insanlara böyle yanlış tanıtılıyor. Ben kendimi doğru tanıtmak derdinde değilim. Ama İslam'ı böyle lekeleme, veya is İslam'dan bahseden adamlar bu işte bu gerici yobazlar diye gösterme. He ama bizim kadere imanımız vardır. Kadere iman ediyoruz demek Allah'ın yazısı vardır. Allah'ın ilmi vardır. Allah Celle, Celle Celaluhu ezelde her şeyi biliyordur. Bu anlamda biz inanıyoruz. Ama Allah zaten öyle biliyor. Benim hakkımda bu da değişmeyecek. Onun için ben de tedbir almayayım, gideyim, yüzme bilmiyorken atlayayım denize boğulayım. Bu intihar etmektir. Yüzme bilmeyen denize atlayıp boğulmak nasıl intihar etmekse, köprüden atlamak nasıl intihar etmekse haramsa, bunları yapanlar aklı başındayken intihar edenlere cennet haram edildiği Bukhari hadislerinde bildiriliyorsa, sakat evde bu deprem tehlikesinde